Ulan Rıza, doymadın şu şekere. Helal et. Helal, helal. Erken gelmişsin amca. Olsun, olsun. Oturuyoruz işte. Ne kuşu bu? Yaramaz. Kazıkladı. Kanarya mı bu? Var mı o göz bende? Hukuk? Hadi ya. Bak şuna. Yenge. Vereyim, burada efendim. Girme, karısıyla konuşuyor. Barut gibi vallahi. Ayıp ediyor, ayıp. Ha karılar. Saç saça, baş başa. Polis geldi. Hadi Şahin. Yürüyün karakola. Ha Şahin. Yahu biz bir şey görmedik. Olmaz, karakola. Anlattık işte. Zabıt, mabıt. İşte geldik, şahit. Mahkemeye düşme. Yakayı bir kere kaptırdın mı? Senin davan ne? Kuş, kuş. 992'ye 56 dosya. Davalı Cevdet Yolaç. Avukat İsmail Akan. Kardeşinin ağzından annelerinin öldüğü telgrafını çektirerek evden uzaklaşmasını hileli yoldan temin etmiş olup... Şşt, ne oluyor efendi? Alkış yok. Gazino mu burası? Ne oluyor lan? Orası mı, fotoğrafı mı çekiyorsun burada? Patlatırım gözünü. Şey. Kardeş affedersin. Evet. Ne oldu bizim dosya? Kayıp mı? Ne demek o? Mahkemenin elinde dosya mı kayboldu? Biz de anlamadık. 9.5 diyorsunuz. Bu ne dava ya? Bitmez. O dava bitmez. Ben de patlatmazsam lağımın künkünü senin tepene fazilet. Yahu çıkarın şunları dışarıya be kardeşim. Karılar hamamına döndük. Terbiyeli konuş, terbiyeli. Karı ne demek? Ne çirkin söz o öyle. Bu ne be? Ne zaman görülecek bu dava? Ne oldu kardeş? Bizim dosya en altta mı? Bilmem canım ben. Onu hakim beye sorun. Bizim elimize ne verirlerse onu çağırıyoruz. Ağlama duvar oldu burası da. Havalara bak be. Hasta eder bunlar insanı. Baba. Niye geldin oğlum? 2 dakika görüşebilir miyiz? Çok önemli. Özür dilerim. Buyurun. Ne var ulan? Ne var yine? Burada da mı rahat yok senden? Size verebilmem için benim de fotoğrafım. 992'ye 149 dosya. Avukat Semih Eren. Davacı Hidayet Korkmaz. Thank you.
Merhaba. Merhaba. Günaydın beyler. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Merhaba abi. Sahtekar da olduk bu yaştan sonra Neriman. Hidayetçim, bu memlekette adalet varsa her şey ortaya çıkacak. Üzme kendini. Nasıl üzülmezsin Neriman? Şekerin çıkacak gene ama korkuyorum vallahi. Hadi vicdansız karı yapar bunu. Anladım gelindir. Ya benim eşşoğlu eşek oğluma ne demeli? Baba mahkemeye verilir mi hiç? Yapmayacaktın şu evi benim üstüme Hidayet. Hep söyledim. Bütün zorları bu. Oh olsun. Kudursunlar. Bir evim daha olsa onu da yapardım Neriman. Üvey anayım ya. Bir günde üveylik yaptın mı Hidayet? Senin kadar taş düşsün kafalarına. Aa, deme öyle. Derim. Beni mahkemeye verip rapor tutturan evladın Allah belasını. Keşke gelmeseydik buraya. Niye gelmeyecekmişiz Neriman? Suçlu muyuz? Ondan değil de avukatımız var. Sen de sinirleneceksin şimdi. Tüküreceğim yüzlerine. Ulan eşekler. Evlenmesem kaç gün bakardınız bana? Of Hidayet, sen de bugün amma bozdun ağzını. Bozdum hanım. Daha da bozacağım, dur. Bak vazgeçerim, dönerim şimdi. Hadi hadi yürü sen şimdi. Ben onların şöyle bir yüzünü görmek istiyorum. Belki Oktay gelmez. Bir parçacık haysiyeti varsa. Tüküreceğim çünkü yüzlerine. Ah. Yapma Hidayet. Yapması yok hanım. İnsanın şerefiyle oynanmaz böyle. Oktay niye gelmedi? Aa, gelir mi kız? Ödü kopar babasından. Dava kaçta başlıyor? 9:30'da sözde. Ay, İnşallah yetişiriz Macide Hanımlara. Vallahi çok ayıp olur. Aa, daha 1000 yıl var ayol. Aa, sen de ananın karnında nasıl durdun bilmiyorum. Dur şu mahkemenin sonucunu öğrenelim. Ölüyorum yürek çarpıntısından. Avukat ne dedi? Avukat garanti dedi. Ama belli olmaz. Adam para verip tutmuştur birisini. Oktay da bir torpil bulamadı keriz. Biliyor musun, bu Hidayet amca kadar da gaddarını görmedim. İnsan öz evladına yapar mı bunu? Yapar şekerim, yapar. Buna da adam. Kız, farkında mısın? Yazıldı bize. Bir çarpacağım, içimizde sersem. Ağza bak ağza. Şekerden bunadı. Neriman Hanım da aldı avucunun içine onu. Bizimki de şans işte. Tam kendimizi toparlıyorduk. Bir araba alalım dedik. Al. Bu ne kalabalık Hidayet Bey. Ay şimdi bayılacağım. Bizim mahkemeyi bir bulsak. Asliye hukuk muydu? Asliye Neriman, Asliye. Hey git ayol, kaçıyor. Kaçıyor, yakalayın. Bu ne? Anarşistler mi bastı? Sus hanım, konuşma. Kız neydi o? Vallahi kaçırdım altıma. Ay kız sus, ben de terörist miydim nedir? Ne oluyor ya?
Ne oluyor kardeşim? İçeride duruşma var, Allah Allah. Mahkum kaçtı. Mahkum mu? Dur lan orada. Safet tut, Safet. Tut. Yürü bakalım. Safet ne tamam oldu? Tamam abi, esnedik. Bir şeyin yok ya Neriman. Yok Hidayet Bey, yok. Seni pezeven kaçarsın he? Safet bir de şöyle çek bakalım. Adaletin elinden kaçılır mı be? Hasan gel şöyle gel. Ne yaparlar adamı? Şu hale bak, doncar. Önüne bak lan, önüne bak pis herif. Önüne baksana lan pezevenk. Bırakacağım bu işi. Olmaz, yok. İçine derim bu işin be. Baksam ne olacak usta? Aynen üstüme çıktı herif. Hep de bizi bulur. İş mi lan bu? Herif aptazaneden kaçıyor, olan bizim bardaklara oluyor. Öyle vallahi be usta. Sen şuraya bir maşallah as, nazar değiyor. Sus lan sus. Kırmayayım kafanı şimdi ha. Tamam efendim, bitti. Götürdüler işte. Hadi açılın bakayım. Gelen yapışıyor, giden yapışıyor. Hadi abiciğim açın, açılın bakayım. Açıl ha. Ne var burada ya? Senin moruklar oturacak yer arıyorlar. Gözleri de bizde. Kaynana ne kadar şık bugün böyle. Utanmıyor orospu. Hiç yakışıyor mu yaşına? Hiç. Döveceğim şimdi bu herifi. Yapıştı anacığım. Ayakta kaldın Neriman. Hiç gelmeyecektik Hidayet Bey, dedim sana. Şekerin çıkacak gene. Çıkarsa çıksın. Şunun haline bak. Sabriye'nin kızını da almış yanına. Şahit getirdi herhalde. Bakma Hidayet Bey, bakma. Neydi o kızın adı he? Aman neyse ne, adı batsın. Asıl ben oğluma ne diyeyim Neriman, o eşek oğluma. Tablomuz efendim. Duvardaki çok değerli muhteşem tablomuz tanınmaz halde. Hangi ressama ait efendim? Efendim Hoca Ali. Hoca Ali? Evet buyurun. Efendim şunu ifade etmeliyim ki bu dava saptırılmaya çalışılıyor. Müvekkilim olaydan önce sık sık davacının evine gider gelirdi. Bu neydi belirsiz resmi duvarda hiç görmediğini samimiyetle ifade ediyor. Bizce bu tam bir düzmece senaryo. İzninizle sayın hakimim. Sahtecilikle suçlanıyorum. Tablonun duvarda asılı olduğunu gören şahitlerimiz var. İstediğiniz zaman ifadelerine başvurulabilir. Ayrıca Hoca Ali gibi büyük bir ressamımızı değerli meslektaşımın tanımaması ve eserine ne üdüğü belirsiz damgası vurması bizi üzdü. Anlaşıldı efendim. Bir şey söyleyebilir miyim efendim? Tamam efendim, yeterince konuşuldu. Gereği düşünüldü. Hoca Ali de kimmiş sorsana. Taraflar dinlenildi. Davacı evinde akan sular nedeniyle zarar gören diğer eşyaların yanı sıra adı geçen tablonun bulunup bulunmadığının tespiti için şahitlere davetiye çıkarılmasına ve tablonun ressam kim demiştiniz? Hoca Ali efendim. Hoca Ali'ye ait olup olmadığının tespiti için bilirkişi tayinine ve bu nedenle davanın 9 Haziran 992 tarihine. Ben göremiyorum ki bu listeyi. Yol açın beyler. Şu kapının önünde durmayın kardeşim. Olmuyor. İsmail Bey. İsmail Bey bir dakika. Kim bu Hoca Ali Allah aşkına? Ayıp yahu. Vallahi ayıp. Koskoca avukat. Hakim de bilmiyor. Görüyor musun karıyı Neriman? Bak nasıl bakıyor kaşlarını çata çata. Bakma Hidayet sen de. Terbiyesiz. Şeytan diyor. Bas şuna tekmeyi. Ah o eşek oğlum gelecekti ki buraya. Tutmaz ki yüzü. Sinirlenme Hidayet Beyciğim, sinirlenme. Nerede kaldı bu Tahir Bey de hanım? 992'ye 47 dosya.
Avukat Necip Solmaz. Avukat Selami Yıldırım. Geri çekilin kardeşim. İşi olmayan durmasın bir kapı önünde ya. Delirtmeyin insanı be. Ne zaman gelecek sıramız? Ay ne bileyim, otur otur çatladım. Dinliyor musun beni sen? Elif, nereye bakıyorsun sen kızım? Kızım bak, buraya neden geldik biliyor musun sen? Mahkeme burası, mahkeme. Baban dava açtı. Kızım bak, bu iş çok ciddi. Baban davayı kazanabilir. O zaman ne olacak biliyor musun? Elif bana bak, çatlatacak mısın insanı? Bağırtma beni. Kızım, baban davayı kazanırsa yanına alacak seni. Duyuyor musun? Ay Elif. Vah yavrum vah. Sonunda olacağı buydu. Vallahi öyle. Yüklenilmez ki artık bu kadar da bu kıza. Ha, ayılıyor ayılıyor. Abanma sen de o kadar ama canım, kızın üstüne havasız kaldı. Nermin yavrum, geçti geçti. Duyuyor musun beni? Nermin, dök biraz daha Sezai Bey, dök. Döküyorum Handan Hanım. Nermin, kızım. Bayılmaz mı kız efendim? Herkesin işi acele. Gelen evrakım diye dayıyor. Nermin yavrum. Efendim abla. Hah, konuştu. Bırakma oğlum, devam et, iyi geldi. Ovuyorum abi. Nermin yavrum, duyuyor musun beni? Bu kız öğlene kadar kendine gelemez Handan Hanım. Gelemez valla. Ne anlayışsız insanlara çattık. Memur saktı artık. Tamam efendim. Öğleye kadar paydos. Bakamayız hiçbir işinize. Buyurun. Yakmışlar sigaraları da fosur fosur. Vallahi iyisini yaptınız Handan Hanım. Açın şu pencereleri de. Evet efendim. Burada bir insan hayatı söz konusu. Zabi aç şu pencereleri. Ne oldu be? Bayıldı mı? Vah anam, bayılır. İnsafınız kurusun. Şu parmak kadar kızdan başkası yok sanki. Çok konuşma Rıza Bey, aç o pencereyi. Açtık açtık. Nermin, yavrum iyi misin? Sandıktan çıkmışlar valla. Memuru buldular mı sıkıp canını alacaklar. İyi dedim valla. Memurun yaşamaya hakkı yok bu memlekette. Nermin Hanım, ne oldu sana? O ne elindeki? Sigara. Kardeşim, biz burada davul mu çaldıracağız? O pencereyi niye açtırdık? Vatandaşı dışarı niye çıkardık? At o sigarayı, at! Öldürecek misin kızı? Ya sen de bırak Handan Hanım. Bugüne kadar sizin elinizden ölmedi de benim sigaramdan mı ölecek? Baban geldi. Merhaba. Merhaba. Ne haber Elif? Bak, sana ne aldım? Verme Metin, şimdi yedi. Yesin yesin, bir şey olmaz. Nasıl bakacaksın? Bakarım. Annen yaşlı, okula da gidecek. Gitsin. Yaparız bir şeyler. Ha, bir şeyler. Utanmadın değil mi hakime orospuluk yapıyor demeye? Tahir Bey, Tahir Bey, buradayız. Oo efendim, maşallah. Ayakta kalmışsınız. Ziyanı yok efendim, daha fazla beklemezsek. Yok yok, gireriz şimdi. Efendim, eşim Neriman. Oldum. Saygılar hanımefendi. Teşekkür ederim. Şu bizim davada bir sonuçlansa da hayırlısıyla. Sonuçlanacak, sonuçlanacak hanımefendi. Onu düşünmeyin. %99 lehimizde. Ne haber Rıza? Sağ olun Tahir Bey. Ne olsun, görüyorsun işte. Severim seni. Bak müvekkilim rahatsız. Bekletme bizi. Olur olur, seni mi kıracağız? Gördün mü avukat hanım? Hemen şıp. Aa, maşallah. Efendim, gelinimiz şu karşıdaki. Yanına kendisi gibi bir komşu kızını da almış şahit olarak. Sıkmayın canınızı böyle şeyler Hidayet Bey. Olur, olur. Gözü bizde morun.
Geberemedi gitti. Kız ne mal canlısıymış adam. Sanki öteki dünyaya götürecek bütün mallarını. Ay 10:30 olmuş. Vallahi gidemeyeceğiz Macide'ye. Aa, senin de aklın Macide'de. Kaçmadı ya kızım. Yarım saat geç gidersin. Sizin avukat nerede? Ay şimdi buradaydı. Nereye gitti yine? Ah, o da kapı kapı dolaşıyor zevzek. Açılın beyler. Nasıl çıkacak bunlar? Duvar örüyorsunuz vallahi. Sonra benim davam neden görülmüyor? Görülmez tabii. Haksız mı adam? Böyle maalesef bizim milletimiz. Canım çağırıyorlar işte. Beklesene sıranı. Yok, oraya dikilecekler. Maalesef efendim. Buyurun, biz giriyoruz. Koluma gir Neriman, neredesin? Buradayım bırakma Hidayet beni, Bey, buradayım. Lütfen. Telaşlanma, yok telaşlanma. Canım, ne telaşlanacağım? Hadi hayırlısı. Amin. 992'ye 55 dosya. Avukat Tahir Bakırcı. Avukat Mehmet Kurtuluş. Buyurun efendim. Öğrenemedin gitti şu soyadımı be Rıza. Bakıcı kardeşim, bakıcı. Pardon. Evet. Kız nerede bu avukat? Avukat Mehmet Kurtuluş. Burada kardeş, burada. Özür dilerim, vestiyerde cübbemi bulamadım da. Hadi kardeşim hadi, duruşma beklemez sizin keyfinizi. Baskı yapma çocuğa Metin. Ne baskısı yahu? Beyin yıkama, karar verecek yaşta artık. 18 yaşına kadar olmaz öyle. Hakim karar verir ona. Ha, ya ben annemi istiyorum dersin? Öyle diyor zaten. Değil mi kızım? Yok yahu. Söyle kızım Elif. Söyle baban duysun. Hadi yavrum. Hani? Ne oldu? Elif hadi kızım. Müvekkilim Hidayet İplikçi çevresinde saygı yaratmış son derece mazbut bir insandır efendim. Eşi emekli öğretmen Neriman İplikçi ile de sevgiye dayalı bir evlilik yapmıştır. Kendi aranızda konuşmak yok hanım. Mahkemeye saygılı olalım biraz. Evet. Buyurun Tahir Bey, sizi dinliyoruz. Gösterdi ne avukat olduğunu işte. İyi oldu. Efendim, ayrıca tanıkların ifadelerinden de rahatlıkla anlaşılmış olacağı gibi müvekkilimin akli ve fiziki melekeleri de son derece yerinde ve canlılıkta. Şahit getirdiniz mi efendim? Buradalar mı? Hayır efendim, buna gerek bile görmedik. Sıhhi raporumuzda açıkça görülüyor çünkü. Hakim Bey, bizim şahitlerimiz var efendim, getirdik. Size sormadım efendim. Sana bir şey sorulmadan konuşmasana hanım. Kız sus, adam atacak şimdi dışarı bizi. Evet. Müvekkilim Hidayet İplikçi, eşi Neriman İplikçi ile tamamen şuur yerinde olarak ve özgür iradesiyle evlenmiş oluyor. Görüldüğü gibi mutluluk içinde de sürmektedir efendim. Allah bağışlasın, maşallah. Ve efendim, yüce mahkemenizin de bu mutluluğun sürmesi yolunda karar vereceğinden emin olarak sözlerime son veriyorum. Takdir yüce mahkemenindir. Bu da konuşunca ne konuşuyor ha? Ne oluyor kız? Avukat Bey. Şşt. Avukat Bey. Ay siz bir şey söylemeyecek misiniz? Mehmet. Adı Mehmet. Mehmet Bey. Ne oluyor? Kardeşim konuşmasana. Aa ne bu ya? Mahkemede misin, hamamda mısın? Gereği düşünüldü. Sıhhi heyet raporunda da görüldüğü gibi davalı Hidayet İplikçi'nin akli melekelerinin yerinde olduğu subut kesbetmiş olup... Aa ne aklı yerindeymiş, ayol şeker hastası o. Siz onu şekeri 450'ye çıkınca görün bir de. Hanım bak, atarım dışarıya artık ha. Karara saygılı ol, dinle. Allah sizi kahretsin. Yavaş ol Hidayet Bey. Yerinde olduğu sübut kesbetmiş olup 23.2.991 tarihinde Neriman İplikçi ile yapmış olduğu evlenme akdinin bozulmasına gerek olmadığına karar verildi. Utanın, utanın. Adalet yerini buldu işte.
Emekli olduk, yine kurtulamadık şu adliyeden. Şükret Cebrail abi, şükret. Maşallahın var. Bak vızır vızır. Bırakacağım şerefsizim. Şu bizim gece kondunun üçüncü katında bir çıkabilsem... O da uzadı be. Çıkamadın mı hala? Yok be Hasan. Kaç dosttu? Üç dedim ya abi. Aa, kafamı kaldı. Ya biz mübaşirliğimizde o iki kata çıkmasaymışız. Ölmüştük demek gibi Hasan. Sen ölür müsün usta? Doldur bir çay, bir açık da Hamdi Bey'e. Koy tostunu çift kaşarlı. Devlet gibi adamsın maşallah. Öyledir. Bizim konduyu soruyor da. Kondu mu? Duplex villa be usta. Yok triplex. O da olacak inşallah. Ya şükredelim halimize. Ne evlatlar var be. Adamı babamız bunaktır diye mahkemeye vermişler, iyi mi? Küh kalıbına. Vardır o işin içinde aslanım başka bir dümen. Ha, bak ağzını öpeyim. Nasıl anlıyor hemen? Hakim olacak adam mısın be Cebrail Usta? Harcandın sen bu mübaşirlikte. Harcandık namussuzum. Dümen şu. Moruk evlenmiş kendisinden genç bir karıyla. Evi de onun üstüne yapmış. Ha ya, böyle bu işler aslanım. Menfaat dünyası. Ev gidiyor. Bakar mı herif babasının hatırına? Evliliği iptal davası açmış. Abiler merhaba. Merhaba beyim. Bana bir kıyak yapacaksınız bugün. Aldın yine bir dava kokusu. Ağır cezadır Rıza abi. Gizli celse. Şu damadına aşık olup kızını öldüren karının davası Rıza abi. Lan oğlum git işine. Başka derdin mi yok? Sokarlar mı seni oraya? Bir yeşillik çalışır. Olmaz o iş aslanım. Öyle bir yeşilliğe meşilliğe. İki yeşillik olsun. Beş yeşilliğe de olmaz. Bilmiyormuş gibi. Yavaş lan kıracaksın. Eşşoleşek. Kır lan pezevenk. Ben de kırayım senin kemiklerini şimdi. Sen istersen yaparsın be Rıza abi. Altıldan tüyo verirken böyle konuşmuyorsun ama. Verme be. Onu da verme. Usta. Bağırma lan. Duyuyoruz. Ne var? Handan Hanım'a bir sade kahve. Anladık. Yapalım. Şey diyor ama. Ne diyor lan? Karbonat koymasın. Ha, karıya bak karıya. Karbonat mı koyuyormuşum? Tamam git ona söyle. Kahve mahve yok burada. Satmıyoruz be. Tamam. Tamam Betül. Bekliyorum. Duruşmalara ara verdim de 5-10 dakika. Rıza getirsin maaşı bakalım. Yapalım bir hesap. Betül, aklımda. Tamam. Yollayacağım kooperatifin parasını da. Ha, Rıza geldi. Aldın mı maaşı? Aldım efendim. Sezai Bey'le de kapışacaktık az kalsın. Almış Betül. Konuşuruz sonra. Ne oldu? İmzasız veremezmiş. Bak şunu. Sen imzalasaydın. Atayım dedim canım. Yok. Senin imzan olmadan vermezmiş bundan sonra. Hadi ya. Yeni yeni adet mi çıkarıyor o da? Bakanlıktan tamim gelmiş Hamdi Bey. Yasakmış bundan sonra onun bunun yerine imza atmak. Kim maaşı alıyorsa o. Duruşma bitince git at bir imza. Olur. Kaç dosya var daha? 3 galiba. Ye şunu soğutma. Yerim yerim. Şaşıracağım şimdi. Nasıl? Bugün tansiyonun iyi mi? İyi iyi. Bak şaşırttın beni. 32 miydi? 33. 32 oğlum. Vallahi 33 Hamdi Bey saydım. 34, 35. Tamam ya. Bakarız sonra. Kolay sayalım diye az veriyorlar zaten. Ya biz ne yapalım? Bizimki seninkinden de kolay. Ha Rıza. Şu bizim kooperatifin taksitini vereyim de öğleden sonra yatır. Yatırayım efendim. O da ne bitmez taksitmiş. Daha kredi borcumuz var. Allah kolaylık versin. Sen almaya başla, duruşmaya geliyorum.
Sen acele etme, ye tostunu ye. Efendim. Efendim Betül. Tost diyorum da. Ha. Ne var yine? Para mı istiyor? Ne parası? Ulan. Ulan bu kaçıncı spor ayakkabısı ha? 992'ye 35 dosya. Davacı Metin Bağcıgil. Evet. Davalı Serpil Korkmaz. Güzel cevap vereyim mi kızım? Elif duyuyor musun? Elif. Geçin bak. Ya ayıptır bırak kardeşim. Bırak tutma beni. Yapmayın. Allah bırak diyorum. Ya ayrılın kardeşim. Gülümü gösterin bırak. Zürafa karı. Ulan senin sevicin için şahit be. Kusura bakma ben. Vermedim yediğini. Eşşalı şey. Ya çıkın bırakın dışarı beni yapın ben. Kavganızı. Şimdi polis çağıracağım. Bayılmayın abi bir dakika. Ne oluyor be o? Kim bakar lan senin yüzüne zürafa? Senin yüzüne kim bakar? Hadi olaya. Güzel konuş elinde kalma. Hadi bu bakalım. Orospu bana seni. Ulan pis karı. Hop küfür yok küfür yok. Adliye burası hadi bakayım. Ya hadi bakalım dışarı. Bak polis sana seni, neler hadi. Yapacağım. Hadi dışarı, gününü hadi. Göstereceğim sana. Yeter ayıptır ya. Hadi hanım hadi bakayım. Ne oluyor bunlara be? Kaçırma davası ama senin bildiğin gibi kaçırma değil. Ha, ulan duruşma da başladı. Ne gibi? Günah boynuna karı kızı oğluna değil kendine kaçırmış. Yok be şey miymiş karı? Ya. Ulan neler oluyor şu dünyada Allah Allah. Hamdi Bey de bize kızacak şimdi. Dedi ve kızı Elif Bağcıgil'in bu şartlar altında velayetine verilmesini talep etti. Neredesin oğlum Rıza? Kavga vardı da efendim. Sana ne? Polis yok mu orada? Özür dilerim. Başka ilave etmek istediğin bir şey var mı? Yok hakim bey. Böyle yani. Ben istiyorum çocuğumu. Bakacağım diyorum yani. Tamam. Otur. Rıza. Getir çocuğu. Bakarım demekle olmaz ki efendim. Neyle bakacak? Söz verilmeden konuşma kızım. Konuşma kardeşim. Gel yavrum. Gel. Kızım söyle bakayım. Bundan sonra annenin yanında mı kalmak isterdin, babanın yanında mı? Bak hakim amca bir şey sordu sana. Söyle yavrum, hangisiyle beraber olmak isterdin? Annenle mi, babanla mı? Söyle, söyle. Hadi bakayım. Ah, aman, of, ah, ah, ah. Tut çocuğu Rıza. Elif, gel kızım. Kız gel buraya. Elif. Yavrum gel. Hakim sana bir şey sordu Elif. Gel buraya. Adaletin elinden kaçamazsın.